İyi Parti'yi iyi tanımak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeninin önemli bir bölümü. Bunlar daha kentli, eğitim seviyesi yüksek, Batı Anadolu, Ege, Marmara, Akdeniz, kısmen Karadeniz bölgesindeki MHP seçmeni. Mesela İç Anadolu'dan aynı oranda gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ana gövdesi olarak geldi. Keza Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeterince milliyetçi bulmayan bir kısım eski CHP seçmeni de bu tabana eklendi. AKP'ye gitmeyi reddeden bir kısım eski Doğru Yol seçmeni ile bir kısım eski ANAP seçmeni de İYİ Parti'nin tabanını oluşturdu. Şimdi bu 5 milyonluk tabanın belirli özellikleri var. 1. Eğitim seviyesi yüksek. 2. Politik motivasyonu ve ideolojik fikri duruşu çok net. Parlamenter demokrasi, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı konularında en ufak bir taviz vermiyor. 1. Milli ve üniter devletten asla tavizi yok. HDP ile en ufak bir yakınlık içerisinde durmaya karşı böyle bir tabanın AK Parti ile bir ittifakı desteklemesi zaten mümkün değil. Böyle bir taban Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı partiyi de temsil etmiyor. İyi Parti kendi programı olan, kendi kısa da olsa tarihi olan, mücadelesi olan bir siyasi parti. Geçmişte bir ittifak veya iki siyasal ittifak yapmış olmak, bugün de belirli konularda aynı görüşlere, benzer görüşlere savunmak, belirli konuları bazılarını da savunmamak, gelecekteki bir seçimde bir ittifak yapacakları anlamına gelmiyor. Belki İYİ Parti tek başına girecek, belki Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girmek isteyecek. Yani bundan sonraki seçimin nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. Hatta bakın bundan sonraki seçimin bir başkanlık seçimi mi yoksa bir parlamenter demokrasi seçimi mi yoksa yarı başkanlık mı olacağını dahi bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de siyaset çok dinamik. Ama yani kimse İYİ Parti'yi şöyle düşünmemeli. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına gider ya da nasıl CHP'nin yanına gider. Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Bu çok büyük bir haksızlık İYİ Parti'ye. İYİ Parti büyük bir mücadelenin sonunda kurulmuş bir parti. Çok bedel ödemiş insanların partisi. Genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman terör imza verenlerin terör örgütü üyesi olmakla tehdit edildiği bir parti. Ve buna rağmen götürüp imzalarını verdiği bir parti. Arkasında 5 milyondan fazla oy olan bir parti. Ve bu kitle de çok ciddi, tekrar ediyorum, politik duruşu olan, fikri yapısı çok güçlü olan bir siyasi kitle. Bunları dikkate almadan herhangi bir değerlendirme yapılması gerekir diye düşünüyorum.